Merhaba güzel insanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Kayıtancı. Ahmet Kayıtancı ile sohbetler programımıza devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Öncelikle bunu hatırlatmak isterim. Sohbetlerimizde genellikle tarih, kültür, edebiyat ve güncel olaylara değinmeye çalışıyoruz. Bugün farklı bir konu yine ele almak istiyorum. Çok uzaklardan, Hindistan'dan bir ressam kardeşim dedemin resmini resmetmiş ve bana yollamış. İşte bu gördüğünüz resim Hindistan'dan bana kadar ulaştı. Öncelikle bu resmi yapan değerli kardeşim Samar Malek'e teşekkür ediyorum. Kendisini çok tanımıyorum, hiç görmedim. Ancak gönülden gönüle köprü kurulur misali Samar Malek bizi sosyal medyadan takip etmiş ve demiş ki bu hoca herhalde dedesine çok bağlıdır. Ben onu resmedeyim demiş ve dedemin resmini güzelce bir resmetmiş, bize de yollamış. Teşekkür ediyoruz. Evet, dedemden bahsedeceğim bugün. Ancak yine bana uzaklardan gelen, benim resmimi yapan Ümit Demirkıran hocama da çok teşekkür ediyorum. Yani bir tarafımda ben, bir tarafta dedem. Dede ve torun bugün aynı karede buluştu. Ben Ahmet Kaytancı, Ümit Demirkıran hocamla bir süre beraber görev yaptık. O görev yaptığımız yıllarda çok güzel bir ilişkilerimiz oldu. Bir süredir kendisini görmüyorum. Ancak sağ olsun bizi unutmamış, resmimizi kara kalemle çizmiş, bize yollamış. Kendisine sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. İyi ki varsın Ümit Hocam, iyi ki benimle yolun kesişmiş diyorum. Bütün ailene, sevdiklerine huzurlu, sağlıklı, uzun ömürler. Evet, bugünkü konumuz aslında dedem. Dedemin resmini görünce düşündüm. Her insan dedesini mutlaka tanımak ister. Dedesi hakkında bilgiler edinmek ister ve bunu zaman zaman büyüklerine sorar, tanıyanlara sorar, araştırır ve sonunda karşısına bir figür çıkar. Benim kahramanım işte bu adam. Dedem Çerkez Ali. Ben onun her ismini andığımda farklı bir dünyaya kapatıyorum. Ve zaman zaman düşünüyorum. Acaba Çerkez Ali'den bana geçen hangi tür meziyetler vardır? İşte bu adam var ya, benim hayatıma şekil veren insanlardan bir tanesidir. Ve ben onu gururla yad ederim. Onun torunu olmak bana her zaman şeref vermiştir. Çünkü o adamlığını dar günde ortaya koymuştur. Var günde insanlar elbette düz yolda yürürlerken herkes adamdır. Herkes böbürlenerek konuşur, herkes mangalda kül koymaz, herkes bol keseden atabilir. Ancak işin adamlığı dar günde meydana çıkar. İşte o dar gün geldiğinde adamları tek tek seçersiniz. Bakarsınız ki en iyi adam bildikleriniz o darlığı gördüğünde, zorluğu gördüğünde kaçacak deli kararlar. Biz bunun örneklerini çok gördük. Size muhtaç olduklarında etrafınızda pervane gibi dönen insanlar bir bakarsınız ki bir makama geldiğinde size hava atmaya başlar. Size parmak sallayanlar olur. Çünkü o acizliğin işaretidir. O aciz insanların hiçbir zaman için hangi makama gelirlerse gelsinler adam olma şansları yoktur. Hani adam köylü oğluna demiş ki oğlum sen adam olmazsın demiş. Oğlum bu sözde çok içeriyor. Babam bana adam olmazsın dedi. Ben adam olacağım diyor. Ve o ülkede bir güvercin uçuruyorlar. Bu güvercin kimin başına konarsa o devlet başkanı olacak diyorlar. Padişah olacak diyorlar. O kalabalığın içerisine bu çocuk gidiyor, duruyor. Bir güvercin uçuruyorlar. Güvercin dönüyor, dolaşıyor. Bu çocuğun başına geliyor. Yani hani derler ya talih kuşu kimin başına kondu? İşte talih kuşu o insanın başına konuyor. Bir daha uçuruyorlar yine geliyor ona konuyor. Bir daha uçuruyorlar yine ona geliyor konuyor. Tamam diyorlar artık bu adam bu ülkenin padişahı. Alkışlıyorlar. Törenler düzenliyorlar ve kral koltuğuna o insanı getiriyorlar. O koltuğa oturunca şöyle bir geriliyor. Diyor ki, bana diyor babamı getirin, babamı.
Askerler giyiniyor, kuşanıyor, silahlarını takıyorlar. Bir grup asker gidiyorlar o zavallı köylü vatandaşın evine varıyorlar, kapıyı vuruyorlar. Diyorlar ki senin oğlun kral oldu. Haydi seni kralın huzuruna götüreceğiz. Adamı apar topar dört bacak getiriyorlar kralın huzuruna. Oğul kral ya, arkasına yaslanmış. Bir tarafında cariyeler, bir tarafında hizmetkarlar, bir tarafında yüzünü yerleyenler, bir tarafında yağ çekenler. Hani şu yağcılar var ya, onlar işte kralımız bu, övünüyorlar. Oğlan da babasına hava atacak. Diyor ki bak ey baba, sen bana adam olamazsın, ben kral oldum diyor. Babası gariban şöyle bakıyor oğlan, bakıyor diyor. Oğlum ben sana kral olamazsın demedim ki. Ben sana adam olamazsın dedim. Eğer sen adam olsaydın, kral olduğunda babanın ayağına giderdin, elini öperdin. Baba ben kral oldum, bir emrin var mı derdin, bana hürmet ederdin. Sen askerleri gönderdin, yaka paça beni getirip şimdi burada kral olduğunu ilan ediyorsun. İşte bu örnek tarihimizde çok verilir, çok anlatılır bu hikaye. Çünkü adam olmak başka bir şeydir. Biz çok adamlar tanıdık. Dar günde süklüm püklümlerdi, etrafımızda dağ dönerlerdi, insanların etrafında dönerlerdi. Bir baktık bir makama geldiler, işte tıpkı o kral gibi kendilerini adam sandılar. Ben adamı dar günde tanımak isterim. İşte bu dedem olan adamı da dar günde yaptığı hizmetleriyle tanıyorum. Öyle bir direnç göstermiş ki, öyle bir mücadele göstermiş ki, var günü gören adam dar günde eline silah alıp dağlara çıkmaya başlamış. Dedemin babası Sayın Beyli'nin eski belediye reislerinden. 1900'lü yıllarda Sayın Beyli de belediye reisi. O zamanlarda 1800'lerin sonlarına doğru o zaman Ruslar Çerkezlere mezalim yapmışlar. Çok büyük katliamlar yapmışlar. Çerkez mezalimini şöyle bir araştırdığınızda Rusların yüzüne bakılmayacağını görürsünüz. Çünkü o Ruslar insan meziyetlerini tamamen yok saymışlar insanlara. Özellikle Çerkezlere, Kafkas insanlarına büyük işkenceler yapmışlar. Çerkezler Kafkasları terk edip Anadolu'ya gelmek zorunda kalıyorlar. Anadolu'ya geliyorlar, Adana'nın Sayınbeyli ilçesine de bir grup Çerkez geliyor. İşte benim dedem, o zaman dedemin babası Kaytancızade Halil Efendi, o zaman Sayınbeyli belediye reisi. Göçmen olarak gelen, zulüm görmüş bu Çerkezlere evini açıyor, kapısını açıyor, onlarla ilgileniyor. Onları sahipleniyor. Onların insanları sahiplenmesini sağlıyor. Tabi devlet adına yapıyor bunları tamamen. O insanları evine misafir ediyor. Müslüman Türklerin evlerine yerleştiriyor. Ve o insanların zulmü unutmalarını sağlamaya çalışıyor. O Çerkezler daha sonra Tufanbeyli, Kayapınar ve Taşpınar köylerine yerleştiriyor. Onları yerleşmesini sağlayan benim dedemin babasıydı. Ve o insanlara kucağını açtı. İşte o zaman Kafkaslardan gelen Çerkezlerden bir tanesi başındaki kalpağı çıkartıyor. 6 yaşlarında, 5-6 yaşlarında olan dedemin başına giydiriyor. Ve dedeme diyor ki artık sen Kafkaslı Çerkez oldun. Dedem de çocuk aklıyla sağa sola diyor ki ben Çerkez oldum, ben Çerkez oldum diye seviniyor. Tabii Türk geleneğinde insanlara lakap takılır. Her insanın bir lakabı olur. Bakmayın şimdi insanların lakabının az olduğu. Devlet adamlarımızın bile hepsinin birer lakabı olmadı mı? Padişahlarımızın hepsinin birer lakabı olmadı mı? Hele Anadolu'ya gittiğinizde lakapsız insan bulamazsınız. O kadar değişik lakaplar görürsünüz ki işte o lakaplardan bir tanesi de benim dedeme Çerkez Ali lakabı olarak geçiyor. Oysa biz Çerkezlik'le yakından uzaktan bir ilişkimiz yok. Kan bağı olarak biz Türkmen bir aileyiz. Mürseloğullarındanız ve Sayınbeyli'ye uzun süre gelmiş, yerleşmiş Sayınbeyli'deki İslam Mahallesi'ni kuran aileyiz. Bunu da belirtmekte hiçbir mahsur görmüyorum. İşte dedeme ondan sonra Çerkez Ali deniyor. Zaman geliyor, devir dönüyor. Anadolu Ermeniler tarafından isyanlara baş kaldırıyor.
Fransızlar geliyor Adana bölgesini işgal ediyor ve Sayın Bey'li topraklarına Fransızlar işgal ediyor. Hani derler ya vur eski kölesi utandır onu. Sayın Bey'li işgal edilince tabii oradaki insanlar huzursuz olmaya başlıyor. Kırmızı halılarla Fransız komutan karşılanıyor. İşte benim dedem tam o karşılama anında isyan ediyor. Benim vatanımda diyor düşman çizmesi istemiyor. Eline silahını alıyor, dağlara çıkıyor. Ve isyan hareketlerinin içerisine katılıyor. Ve diyor ki bu bayraklar bu vatandan gidene kadar mücadeleye devam. Çocuklar ortada kalıyor. Bir sürü çocuğu var. Yetim kalanlar var. Akrabalarından öldürülenler var. Ama o adam işte muktedirlere karşı direniyor. 17 yerinden bıçaklanıyor. Kurşunlanıyor. 40 gün komada yatıyor. Komadan kalkıyor. Canı hala çıkmamışken, zoraki silahını tutarken cepheye yine gidiyor. İşte ben o kahraman insanın torunuyum. Onun o kahramanlığı bana hayat tarzı olarak geçmeye başladı. Uzun yıllardır dedemi inceliyorum. Onunla ilgili çok insanı dinledim. Onunla ilgili bir sürü yazılar yazdım, bir sürü yazılar okudum. Küçük küçük yazmış olduğum yazıları bir gün Allah nasip ederse kitaba da dönüştüreceğim. Samer Melek Hindistan'dan benim bu adama bağlılığımı nasıl keşfetti de yapıp resmini bana yolladı. İşte muamma burada galiba. Benim kahramanımı Samer Melek Hindistan'dan fark etmiş. Oysa ben Samer Melek'i emin olun hiç tanımıyorum. Hayatımda hiç görmedim. Kendisiyle öyle bir muhabbetim de olmadı. Sosyal medyadan bir iki defa yazılar yazdı. Fakat çok sadık bir insan olduğunu gördüm. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki benim kahramanımın resmini yaptın ve iyi ki bana gönderdin Samer Melek. Bugün Ahmet Kaytancı'nın sohbetleri arasında Çerkezhali'de girdi. Bir zamanlar Genco Çavuş'u yazmıştım. Bir zamanlar Pan Memed'i yazmıştım. Bir zamanlar nenem Havaca'yı yazmıştım. Teyzem Gelin Ayşe'yi yazmıştım. Hacın kitabını yazmıştım. Çerkezhali'den kısaca bahsetmiştim. Ancak öyle anlaşılıyor ki ben Çerkezhali'yi Türk kamuoyuna duyurmak zorundayım. Çünkü dedeleri zor günlerde kaçanların kahraman gibi davrandıklarını görünce biz bir eksik yapıyoruz. Kahramanlar kahraman oldukları yerde tanıtılmalıdır. Dünkü kaçanlar bugün dedelerini kahraman olarak tanıtıyorlar ya, işte bu en acı tarafı. Tarihten, kültürden, edebiyattan zerre miktarda anlamayan insanların ortalarda kahraman gibi gezdiklerini. Çünkü muktedirlerle bir olmayı her dönem başaran insanlar muktedirlerle yine bir olmaya çalışıyorlar. Bakıyorsunuz vatanın için can veren, mücadele eden insanlar yadırganmaya başlıyor. Sonra düşünüyorsunuz, ya ne oluyoruz arkadaş? Siz kimsiniz ki ya? Siz hangi yoldan geldiniz, hangi bağdan geldiniz, hangi dağdan geldiniz de bağ sahibine karşı? İşte ben dedemi anlatırsam herkes dedesini anlatsın ister. Ben Çerkezhali'nin torunuyum. Çerkezhali'nin oğlu Değirmenci Hasan'ın da oğluyum. Daha önce babamı yazmıştım. Babam ve ben bir de Değirmen kitabını yazmıştım. Galiba artık dedemi yazma zamanı geliyor. Çünkü ben dedemi yazmadığım sürece kahramanların sessiz kalacağını düşünüyorum. Sayın Beyli'de o kadar çok kahraman var ki o kahramanlar hep sahipsiz bırakıldı. Kahramanların yerine başkaları kendilerinin sahte kahramanlıklarını ilan etti. Bu iş böyle gitmez. Dedesi kahraman olanlara selam olsun. Dedesi vatan uğruna mücadele edenlere selam olsun. Kahramanları unutanlara ne demeli ya? Can pahasına savundukları memleketi bugün hatırlamayanlara ne demeli ya? Sayın Beyli aziz bir vatan toprağı. Güzel insanlar. Ben bundan size sık sık bahsetmeye çalışıyorum. Ben bugün varım, yarın yokum. Ama Çanakkale neyse, bu sözü bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çanakkale neyse, Sarıkamış neyse, Kahramanmaraş neyse, Gaziantep neyse, Sayın Beyli de
odur. Çünkü Fransız işgalini iliklerine kadar yaşamış bir memleketten bahsediyorum. Oranın ihmal edilmesi vatana ihanettir. Kim ne derse dersin, nereye çekilse çeksin, isterse dar kalıplarda siyaset yapsınlar, benim hiç umurumda değil. Ancak tarih yaşandığı yerde yaşatılmak zorundadır. Tarihe dipnotu düşmek zorundayız. Biz Sayın Beyli'de o kadar mezarsız insan biliyoruz ki. Biz Sayın Beyli'de hala Feramuz'u öğrenemedik. Feramuz'un ne olduğunu bilmeyenler, Melik Hanım'ı anlamayanlar, Gaffar Efendi'yi bilmeyenler bu işi anlayamazlar. Orada bir toprağa eğer bir çivi çakıyorsanız, burada ne vardı diye araştırmak zorundasınız. İşte ben bunun mücadelesini vermeye devam edeceğim. Nereye çekilirse çekilsin. Hiç de umurumda değil. Çünkü ben Çerkez haline doğruyum. Öyle yapmayacak. Kıytırık adamlardan da değiliz. Bunu bugün bir kez daha söyleme ihtiyacı hissettim. Çünkü kahramanlar kükremezlerse çakallar kendisini kahraman sanır. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Yaşasın. Türk milletinin öz evlatları, yaşasın kahraman.